Herkese merhabalar. Üçgenleri yapacağız Sonuç senle beraber. Üçgenler konusunu zaten daha önceki sınıflarda gördün ama 8. sınıfta bu konuyla alakalı büyük bir gelişme yaşanacak. Ama ondan öncesi senin bu konuyla alakalı 5 ve 6. sınıfta öğrendiklerini tekrar etmen gerekiyor. Geçmişe dönüş. Evet, 7. sınıfta bu konuyla alakalı bir şey görmedin ama 5. sınıfta başlayalım seninle beraber. Ve benim vücudum ters üçgen hocam mesela. Şimdi eşkenar üçgen. Şimdi Tonguç'um, açılarına göre üçgenlere baktığımız zaman aslında 3 çeşit üçgen var. Birincisi Tonguç'um dar açılı üçgen. Yani üçgenin bütün açıları dar açı olacak. Dar açı ne demek Tonguç'um? Bütün açıları 90 dereceden küçük. Mesela burası 60, burası 50, burası 70. Bütün açıları 90 dereceden küçükse buna biz dar açılı üçgen diyoruz. Peki başka ne olabilir Tonguç'um? Bir de geniş açılı üçgen var ki o da başka bir tarz üçgen ve en kıl üçgenlerden bir tanesi. Onu söylemek istiyorum şimdiden. Geniş açılı üçgende de bir tane açısı 90 dereceden büyük olan, mesela 110 derece mesela. Bunun gibi üçgenlerde geniş açılı üçgen oluyor. Diğer açılar ne olur peki Tonguç'um? Her zaman ama her zaman dar açı olur. Çünkü bu 110 ise bunların toplamı belli bir sayı ettiği için işte bu 20 olur Tonguç'um. Onsa bu 50 olur gibi, bunu da geçemez. Dolayısıyla bir açısı 90 dereceden büyük. Burada ise Tonguç'um üçüncü üçgen çeşidimiz ise dik açılı üçgen veya dik üçgende diyebilirsin buna diğer bir adıyla. Dik açılı üçgende de bir açısı 90 derece olan üçgenlerdeyiz. Bu işaret aslında 90 derecenin gösterimiydi. Şimdiden hatırlatalım sana ve açılarına göre üçgenleri 3 parçada inceliyoruz. Dar, geniş ve dik açılı. Başlıyoruz. Süper. Demek ki dar açılı üçgende 90'dan küçük. Geniş açılı üçgende 90'dan büyük. Dik açılı üçgense 90'a eşit bir açısı diyebiliriz diyor. Kenar uzunluklarına göre üçgenlere baktığımız zaman 3 çeşit üçgenimiz var yine. Birincisi Tonguç'um bütün kenarları birbirlerine eşit olan, yani bütün kenarları birbirine eşit. Eşkenar. Süper zekisin. Gerçekten olağanüstü bir beyne ve kapasiteye sahipsin. Teşekkür ederim. Eşkenar üçgen ve çok önemli bir üçgen. Çünkü benim zaten vücudum aynı bu şekilde hocam. Eşkenar vücudum var. Kesinlikle yani. Bütün açıları birbirine eşit olduğu için de zaten bütün kenarları birbirine eşit olduğu için de bütün açıları da birbirine eşit oluyor. Hatta biraz sonra bunun kaç derece olduğunu hesaplayacağız. Sonrası Tonguç'um İkinci üçgen çeşidimiz ise, bunu farklı bir renkte göstermek istiyorum. İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere biz ne diyoruz Tonguç'um? İkiz kenar üçgen diyoruz. Çünkü iki kenarı da birbirine eşittir dedik. Şimdi burada ise tabii şuradaki açıyla şuradaki açı eşit oluyor. Yani bunlara da taban açıları diyoruz. Bu üçgenin bu ikiz kenarları, bunun yanındakiler de taban açıları diyoruz Tonguç evladım benim. Burayı anladın mı yoksa numara mı yapıyorsun evladım? Hocam şu anda bir ayağımı kaldırarak konuşuyorum. Numara yapmıyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi çeşitkenar üçgene baktığımız zaman bütün kenarları birbirinden farklı. Bu farklı, bu farklı, bu farklı. İşte bu çeşit üçgenlere ise çeşit kenar üçgen diyoruz. Ve en fazla karşılaştığımız üçgenler tabii ki çeşit kenar üçgenler. Ama ikiz kenar ve eşkenar üçgenler özel özelliklere sahip. Bunları da öğreneceğiz ileriki zamanlarda. Şimdi Tonguç'um üçgenlerle ilgili 5. sınıfta çok önemli bazı gerçekler gösterdik. Mesela ABC üçgenini biz nasıl gösteriyoruz? A yazıyoruz, B yazıyoruz, C yazıyoruz. Onun üzerine bir tane üçgen işareti koyuyoruz. İşte bu ABC üçgeninin aslında gösterimi. O yüzden ABC üçgeni şeklinde gösterilir yazabiliriz Tonguç evladım benim. Sonrasında Tonguç'um MA dediğimiz şey, M parantez açıyorsun, A yazıyorsun, onun üzerine bir böyle bir şapka çiziyorsun. Bu aslında bu A açısının ölçüsü demek. A açısının ölçüsü. Tabi açı deyince ilk başta hemen şuradaki açıdan bahsediyoruz. Açılar. Mesela acılar öyle ama. Bu mesela 50 derece ise Tonguç'um MA deriz Tonguç eşittir 50 derecedir şeklinde şuraya da bir derece işareti koyaraktan gösterir. Zaten bunları hatırlıyorsunuz Tonguç'um. Evet hocam. Ardından Tonguç'um A açısı, yani bu, artı B açısı, yani burası. Ya ondan sonra artı C açısının toplamının üçgenin iç açıları toplamı olan 180 derece olduğunu çok net bilmeliyiz. Çok karşımıza çıkacak bir şey zaten. Bildiğimiz bir şey bu. Tekrar etmiş olduk. Süper zekisin Tonguç. Mesela bir örnekle hemen bunu pekiştirelim. 5. sınıfta öğrendiğimiz bir örnek. ABC üçgeninde MC açısı kaç derece demiş. O zaman A açısını biliyorsun, B açısını biliyorsun, C açısını sorarsa bize yapmamız gereken şey 62 derece artı 58 dereceyi toplamak. Bu ikisinin toplamı 120 derece eder. Sonrasında da bütün açılarının toplamı 180 derece olma şartından 180'den de 120'yi, yani bu ikisinin toplamını çıkartınca aslında burayı buluruz. Yani 60 derecedir deriz. Ama şunu nasıl yazarız? M
C parantez açarız, kapatırız, şapkasını koyduk zaten 60 derecedir şeklinde gösteririz. Süper zekisin Tom. Teşekkür ederim hocam. Şimdi geldik 6. sınıfa. 6. sınıftaki videomuzda Tom'cum. Şu an 6. sınıftasınız. Üçgende yükseklikle başlıyoruz. Yükseklik çizimini öğrendiğimiz zaman ileride karşımıza işte koordinat sisteminde karşımıza çıkacak, üçgenler konusunda çıkacak karşımıza, Pisagor'da yani birçok yerde zaten yükseklik ayrı bir başlıkta var sizin. Dolayısıyla üçgende yükseklik çok önemli bir konu şu anda. Şimdi üçgende yükseklik deyince aklımıza ne gelecek Tonguç'um? Üçgende yükseklik dediğimiz şey aslında... Ben de yükseklik korkusu var. Otur söyleri boş bırakıyorum. Üçgenin mesela şurasını biz yer gibi düşünürsek, yer dediğimiz yere de biz genellikle taban deriz. Bunun en yüksek bir dağ gibi düşün bunu. Hani şuralarda böyle karlar var diye. Bu en tepesi burası değil mi Tonguç'um? Bu en tepesiyle bunun en aşağı yer arasındaki mesafe aslında bizim üçgendeki yüksekliğimiz ve dik gelmesi gerekiyor. Ve biz bunu H diye adlandırıyoruz. Üçgende yüksekliği gösterirken H harfinin kurusu İngilizce'deki height kelimesinden geldiği için böyle kullanıyoruz. Ne yazık ki. Aynen öyle height be diyoruz. Sonrası Tonguç'um ama ben illa burayı niye yer kabul ettim ki? Ben şöyle çeviririm Tonguç. Şöyle çeviririm üçgenimi. Al işte burası yer olsun. Ben burayı yer kabul etmek istiyorum derim. O zaman derim ki ben de o zaman. Şurası yerse o zaman en yüksek noktası daha sanki burada gibi olur. O zaman en yüksek noktası da burası olur Tonguç'um. O zaman bu burası başka bir H olur. Yani bu başka bir H, bu başka bir H. Dolayısıyla nereyi taban aldığım çok önemli burada. Bir sürü H, kaç tane H olabilir? 3 tane H olabilir. Burayı taban alabilirim. Burayı taban, buraya taban. 3 tane farklı H olabilir. Ama buradaki kıllık Tonguç'um. Tamam. Dar açılı üçgende, dar açılı üçgen diyelim biz buna. Bütün açıları 90 dereceden küçükse. Bunun yükseklik nerede oluyor Tonguç'um? Bunun yükseklik üçgenin içinde çıktı değil mi Tonguç? Bak bütün yüksekler üçgenin içinde. Ama geniş açılı kıl bir üçgen alırsak, geniş açılı üçgen için yükseklik nerede çıkar onu göstermek istiyorum sana lütfen. Şimdi burası yer gibi kabul ediyorum. Yer yani taban diyelim. Bunu bir dağ olarak kabul edersek ama böyle bir uçurum gibi değil mi? Böyle aşağı atlanacak bir dağ gibi düşün. Bungee jumping. Bu dağın yerden yüksekliği şöyle mi çizilir? Hayır çizilmez. Bu gittiğin yoldur senin. Ama yerden yüksekliği ise bak buradan gelir. Yer aslında böyle uzar değil mi Tonguç? Uçurum gibi olsa bile dolayısıyla şurası aslında bizim yüksekliğimiz oluyor. İşte üçgenin dışında çıkıyor yüksekliği. O zaman diyoruz ki yükseklik. Üçgenin dışında çıkıyor. Burası çok önemli Tonguç'un 8. sınıfta. Bununla alakalı çok soru çözeceğiz. O zaman üçgenin dışında. Peki buraya bakarsak Tonguç'um bir de karşımıza ne geliyor? Dik üçgende diyor. Dik üçgende demin gösterdiğimiz üçgen çeşitlerinden dik üçgende ise yüksekliğe baktığımız zaman Tonguç'um yükseklik aslında şurası bir dağ gibi kabul edersek burası yer gibi düşünürsek yükseklik bu en tepe noktasından aşağı çizdiğimiz çizgi bak aynı kenarla beraber geliyor. O zaman bunun yüksekliği ise nerede Tonguç'um? Üçgenin üstünde diyoruz Tonguç. Bu da üstünde olacak şekilde kaçmıyor. O zaman 3 farklı yükseklik çıkma olasılığı varmış. Biz bunları 8'de çok net bir şekilde göreceğiz. Ve şimdiden ama hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz. Hatta üçgenin üstünde ve aslında dik kenarlardan bir tanesi. Bu bir dik kenarda, bu bir dik kenarda. Dik kenarlardan bir tanesi yükseklik oluyor diyoruz. Üçgende alan Tonguç'um acayip önemli ve karşımıza hem diğer sınıflarda çıkacak 8. sınıfta da hesaplamamızı bekleyecek. Çünkü daha önce de öğrendiğimiz bir şey, bildiğimiz bir şey nerede? Şimdiki 6. sınıfta gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla üçgende alanı hesaplarken şöyle düşüneceğiz. Bir A yazıyorsun Tonguç. Alanın A'sı aslında bu. Alanı hesapla. Neyin alanı? Parantez açıyorsun. İçerideki şey ise üçgen değil mi? Üçgenin yazımıydı. O zaman üçgenin alanı eşittir kaçmış diye soruyor. Üçgenin alanının bulunması için bir tane formülümüz var. Onu göstermeden önce ABC üçgeninde şurası bizim için nedir Tonguç'um? Yer yani taban diyelim biz buna. Taban şeyine, tabanın uzunluğuna biz A diyelim. Tamam mı Tonguç'um? Diyelim hocam. Peki şu çizdiğimiz çizgi bunu bir karlı dağ olarak kabul edersek. Yüksekten aşağı doğru inerken en tepeden çizdiğimiz gibi H değil mi Tonguç'um? He. Yani neydi Tonguç'um? Yükseklik dediğimiz yer değil mi? İşte üçgenin alanı çok basit bir formülü var. Ah bölü 2 Tonguç'um. Ah nedir? Taban yani şuradaki taban çarpı
yükseklik, şuradaki yükseklik bölü 2 ile bulunur Tonguç'um. Biz bunu yazarsak mesela alan ABC üçgeni deriz. Çat A çarpı H bölü 2 ile bulunur. Peki burada aynı şey var mı? Evet var. Burasına A dersem. Peki bunun yüksekliği nerede? İşte patlarız. O yüzden bunu karlı dağ gibi düşünürsek, bunun en yüksek noktasına böyle inemeyiz. Böyle inersek eğik inmiş oluruz. Çünkü dikinmemiz gerekiyor. O zaman aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru inerken bunun tabii uzantısıyla kesişiyor burası, H oluyor. İşte bu durumda yine üçgenin alanı bu taban çarpı yükseklik bölü 2 oluyor. Yani şurasıyla şu. Mesela bir örnek yapayım. Mesela bu 8 olsun Tonguç, bu da 6 olsun. Bunun alanı eşittir 8 taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Yani 48 bölü 2 24 santimetre kare çıkar. Eğer bunlar santimetre ise tebrik ediyorum seni, olağanüstü bir zekayı. Ben de kendim tebrik ediyorum hocam. Mesela bir soru yapalım seninle. ABC üçgenin alanı 28 santimetre kare. Özür dilerim, bunu yanlış yazmışız. Ve taban uzunluğu 4 santimetre ise üçgenin yüksekliği kaç demiş. Şimdi taban uzunluğu dediğimiz şey şurası dersek eğer. Burasına 4 demiş. 4 santimetre. Alanı 28 santimetre kare çıkmış. Alan nasıl hesaplanıyordu? Alan ABC eşittir diyoruz 28'miş. Nasıl hesaplanıyordu alan ABC? 28 eşittir. Taban yani 4 çarpı şuradan şöyle bir yükseklik iniyorum. Üçgenin dışında çıkacaktı biliyorsunuz zaten. Bu yükseklik yani H bölü 2'dir değil mi aslında Tonguç'um? Evet hocam. O zaman şu denklemi benim çözmem gerekiyor. Ya kardeşim bir şeyi 2'ye bölmüşüz, 28 çıkmış. O zaman demek ki 56'dır aslında 4 çarpı H'dir. Yani 28'i 2 ile çarptım 56. Peki 56 neyin çarpımıdır Tonguç'um üladım? 14 evet doğru. H eşit, o zaman her iki tarafı 4'e böldüğümde Tonguç'um. Çat çat bir bölüm. H eşittir 14 santimetre çıkar Tonguç. Demek ki burası da 14 santimetremiş diyoruz ve bir tane daha farklı bir soruyla karşı karşıyayız Tonguç. ABC üçgeni AB eşittir 6 demiş. Buraya 6 demiş, süper. BC eşittir 8 demiş. Şuraya 8 demiş, süper. ABC üçgeni alan demiş. Bu dik üçgen değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla alan nasıl hesaplanıyordu? Taban yani taban burası. Alanı. Bunun yüksekliği neresi? Yüksekliği buradan en yüksek noktası burası. Karlıdağ. Ondan sonra buradan aşağı yukarıdan yukarıdan aşağı böyle dik 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 hop hop. O zaman yüksekliği burasıymış, kendisiymiş. Allah Allah. Pardon, özür dilerim. Bunun tabanı neresiydi? 8'di. Özür dilerim, buraya 8 yazmam gerekiyor. Çarpı yüksekliği yani H dediğimiz şey 6'ydı. Bölü 2. 6 kez 8 48 bölü 2'den 24 santimetre karedir diyoruz. Alanın birimi santimetre kare olmak zorunda diyoruz ve geçiyoruz. Artık son sorumuz Tonguç. Ondan sonra sana ödevini vereceğim ve bitireceğim. Oh be. ABC üçgeninde HC eşittir 4 santimetre. AB eşittir kaç santimetre demiş. HC dediğimiz şey şurası, burası 4 santimetreymiş. AB kare. Şimdi Tonguç bir kere bu üçgenin alanını hesaplayabilir misin? Evet hesaplayabiliriz. Alan ABC dediğimiz şey aslında taban yani burası yani 7 çarpı bunun yüksekliği dışarıdan böyle aşağı doğru inen bu zımbırtı H'dir aslında. 8 bölü 2'den 7 kez 56 bölü 2 28 santimetre kare çıktı. Tamam. Peki şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Dikkatini çekmek isterim. Hop şöyle yaptım. Hocam ne yapıyorsunuz? Şimdi Tonguç üçgeni artık böyle tepe taklak yaptım ve dedim ki şu üçgene bakacağım ben. Kardeşim ben burayı yer kabul ediyorum. Burası artık benim tabanım. Bu tabanı kabul edersem, bu tabanı yükseklikle çarpıp yani 4 santimetre çarp 2'ye bölersem aslında şunu bulmaz mıyım Tonguç evladım? Evet hocam. Süper dikizim. O zaman derim ki ben bu taban yani AB alın AB kenarı çarpı yüksekliği bu tabanın dikkatliysen şu 4 santimetreydi. O zaman 4 santimetre bölü 2 aslında 28 santimetre kareymiş. Aynı sorunun farklı versiyonlarını yapıyoruz dikkat etsen. Aslında sadece oyuncular şey yapıyor. Hani şekiller değişiyor ama sonuçlar hep aynı çıkıyor gördüğün için. 4 ile 2 sadeleşir. 2 kaldı Tonguç'um. Oyuncular değişse de dans hep devam etmeli. AB ile 2'yi çarpınca 28 çıkıyor. O zaman demek ki AB kenarı da 14 santimetredir diyoruz. Süpersin Tonguç evladım benim. Bravo diyorum sana. Hadi bakalım, görüşmek üzere evladım. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa.